it's Tamam. Tamam, bekletmeyelim onları. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle kulüpten size vallahi sevgiler, saygılar var. Şöyle armağan da verelim. Teşekkür ederiz. Bakayım neler gelmiş. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Gururla. Gururla taşıyoruz. Nasıl geçti? Dün bir sıkıntılı bir olay yaşadık ama yine de Fenerbahçe. Evet. O biliyoruz ne olduğunu. Her şey yolunda çok şükür. Öğlen geldik. Biraz tabii üzüntülüyüz ama. Evet, biraz yorgun musunuz? Var mı yorgun? Yorgunluk da var. Bu hafta biraz yoğundu. Evet. Ama burada her şey çok ben güzel. Dedim dünden sonra gelir misiniz gelmez o kadar yorgunluğun üzerine ama çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Gigi'ye de çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyelim. Dün yüzdelik maçı sıkıntılı bir şey oldu. Sì, abbiamo guardato il partito ieri tutto a posto adesso con te. Sì, tutto ok, grazie. Sağlık saati yerinde mi şimdi? Keyfi yerinde mi? Ti senti bene oggi? Sì, sì, sto bene, grazie. Bizim programı seyretmiş mi daha önceden biliyor mu? Conosci questo programma? Sì, lo guardo da sempre, da quando ero in Italia, sempre. Ah, İtalya'daki zamanlarımdan beri izliyorum Beyaz Show'u diyor. İtalya'dan mı izliyormuş beni? İtalya'dan izleniyoruz yani. Sicuro. No, scherzavo. Ah, tabii ki espri yapıyorum diyor. Ama böyle insana ağzına bir parmak bal çalıp da ondan sonra çok teşekkür ediyoruz kendisine. Kendisini yolcu ediyoruz. Teşekkür ederim. Alkışlar da onları da yerine alalım. Şöyle buyurun oturalım. Merhabalar. Meli sen böyle otur. Cici'nin yanına da. Sen de Cici'nin yanına otur. Arkadaş ben neye güvenip bugün sizi aldım? İki tane yakışıklı. Bir tane dünyada tescilli yakışıklı. Daha bir de Jean-Claude Van Damme gelecek. Ben neyime güvenip aldıysam yani gerçekten de bugün harika bir müzik ziyafeti dünya tatlısı bir kadından alkışlarla Gökçe geliyor efendim. Konsantrasyonumu bozdu onun için tokatladım. Yani hele ki topuklu ayakkabı bal dışından tatlı kek bal. Ma yapıyor. Yeter ya. Vallahi yeter. Gökçelik. Ben abi kaptan elektrik alamadım. Hatice dedi. O bir hayvan değil lan. Gürsün. Bu benim kokoreçim. Ve bunu ben yiyeceğim. Çok sıkıntı çektim Sayın Vadem. 5 bir olmamalı. 7-8 tane rahat yer yiyelim. Az miktarda göz altına beynini. Arkadaşlar bir alkış daha Gökçe'nin orkestrasına alalım. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Sizler de hoş geldiniz. Datome daha önce katılmış mı Türkiye'de herhangi bir programa, bir televizyon programına herhangi bir yere? Già sei stato da un programma televisivo in Turchia prima? No, mai. Primera volta qua? İlk defa katılıyor. İlk defa. Nasıl bulmuş? Yani genel atmosferi, seyircilerimizi, bize çok üniversiteliler gelir her hafta sağ olsunlar. Come trovi l'ambiente? Bello, sono tanti caldo, studenti. Çok caldo. Sıcak bir ortam var burada. Evet, sağ olsunlar çünkü... Ya vallahi tekrar teşekkür ediyorum. Yani bu soğukta, karda, kışta kalkıp buraya kadar geliyorsunuz. Çok önemli bizim için. Çünkü bizim bütün takımlarımızın taraftarları da aynı şekilde. Fenerbahçe taraftarını nasıl buluyor kendisi? Neler diyecek? Come trovi tifosi del Fenerbahçe? Ancora più caldi. Daha da sıcak Fenerbahçe taraftarı. Burada bir Fenerbahçeli oturuyor zaten. Biliyorum. Maçlara gidiyor musun? Tabii. Basket maçlarına da gidiyor musun? Basket maçlarına da gidiyorum. Harika. Ben kürek, her türlü branş, boks takımı. Kürek, masa tenisi, hepsini izliyorum diyorsun. Fenerbahçe'nin her türlü branşında varım. Kombinem var mı kardeşim? Var tabii. Desteğin de var yani. Var. Var, o da var. O da var. Anne sen hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçeliyim. Sen de Fenerbahçeliyim. Melih, küçüklükten beri Fenerbahçelisin yoksa yani küçükken başka takımda büyüyünce yani profesyonellik olunca? Ben öyleyim, ben küçüklükten beri yani. Küçüklükten beri. Nasıl bir duygu Euroleague şampiyonu bir takımda oynamak? Yani onu da biraz anlat bize. Mükemmel çünkü. Ya bu gerçekten inanılmaz. Herhalde sorsalardı bana küçükken en fazla bu hayatta ne istersiniz? Kesinlikle bu ve kaptan olarak Euroleague kupasını kaldırmak benim için inanılmaz bir duygu. İnşallah da bu arka arkaya olur. Hep bunu İnşallah, diliyorum. Evet.
Önemli olan bu. Ama olacak gibi de duruyor. Mükemmel bir takım oldu çünkü. Şu an için evet, her şey iyi gidiyor. Tabii maçlarda kaybediyoruz ama uzun bir süreç, yoğun bir süreç. Ama her şey istediğimiz gibi gidiyor. Hem sakatlıklarımız da iyileşiyor. Evet. Her şey şu an için iyi inşallah. Yine bize nasip olur. Bundan sonraki maç ne zaman? Kimle oynuyoruz? Biz şimdi pazar günü Uşak'la oynuyoruz kendi evimizde. Ondan sonra da haftaya Perşembe Madrid geliyor. Ya şöyle bir şey olmuyor mu? Yani bizim Euroleague, ben bilmiyorum da Euroleague şampiyonu, yani Avrupa'nın şampiyonu. Dünyada daha büyük bir kupa var mı yani? Amerika'nın şampiyonu öyle bir şey olmuyor mu? Yok, bizim oynadığımız en büyük Euroleague. Tabii ki NBA var ama NBA oradaki takımlarla alakalı. Ama bizim alabileceğimiz en büyük kupa Euroleague kupası. NBA'ye gitmek ister misin? NBA'de oynamak mı, burada oynamak mı? Ya tabii ki her oyuncunun hayalidir ama herhalde benim için şu an en büyük hayalim Fenerbahçe'de kaptan olarak Euroleague kupasını kaldırmak. Zaten harika bir kaptansın ya, evet. İnşallah. Gökçe konu hiç bana gelmesin gibi bakıyorsun yani. Hayır, ben program sahibi gibi hissediyorum kendimi, tamam, burada. Tamam, seni oraya oturtturdum yanına Jean-Claude. Abi Jean-Claude Van Damme geliyor ya. Söylemesi de garip bir şey. Aynen. Yani. Zaten düzgün söyle abi ya. Ne diyeceksin, nasıl söyleyeceksin? Dönen tekme falan yemeyelim, adama bir şeyimiz olmasın. Bir şey olmaz canım, herhalde gelip de dövecek hali yok yani bir şey. Sıradan da vermiş. Ama seni bir ortaya atsak fena olur. Vallahi billahi seni bir ortaya atsak. Ya. Ama ben bugün söyleyeceğim, dördümüz girsek yani Jean-Claude. Acaba ne olur gerçekten? İzler miydin filmlerini? Evet, izlerdim. Yani hatırlayamıyorum şu an ama tam şimdi olarak. Şu anda kulisten bizi izliyor kendisi. Jean-Claude Van Damme'a buradan bir alkış gönderelim az sonra. Nasıl gidiyor? Anlat biraz. Albüm çok 6 ay oldu tabii, çıkalı daha fazla oldu hatta da. Yok, olmadı. Daha olmadı. Az oldu. Az oldu. Daha az oldu. Tamam, evet. Ne kadar uzun geldiyse demek ki bize. yok evet. Doğru. Şaka yapıyorum şu an. Seni maksat böyle yapma, şey kızdırma. Yapma öyle şeyler, yapma. Evet. Daha. Doğru. Ya, artist çok dikkat çekti klip olarak. Bilmiyorum, izledin mi? Yok, izleyemedim. Keşke izleseydin, aslında çok malzeme çıkardı bence sana. Kim ya, bayağı birbirleri oynuyor klibin içinde. Hayrettin, Keremcem ama çok eğlenceli gerçekten. Senin bütün ama şarkılar zaten bir eğlenceli, bir fıkır fıkır yani. Evet, öyle bir durum slowlarım var. Da oluyor tabii ama. Ne diyeceksin albüm için başka? Var mı başka yakında başka bir şeyler, neler var, konserler, herhangi bir şey? Konserler var, konser hep devam ediyor zaten. Üniversitelere gidiyor musun bu arada? Gidiyor. Üniversitelere. Daha çok belediyeler var bu ara, mekanlar var. Çok güzel gidiyor. Albüme alan var mı diye sorayım. Gökçe'nin albümünü aramızdan alan var mı? Ne alkış, ne o buradaki sessizliği kapatmak için ha, yok bir şey, devam edin diye. Evet. O görevi orada. Gökçe üniversitenize geldi mi hiç? Gelmesini ister misiniz? Gelmedi mi? Geldin mi oraya? Burada sadece ben Gökçe oraya değil. Oraya gitmişim bu arada, bilmiyorum orası neresi. Neresi? Evet, senin bu tavırdan sonra bir daha orduya da gelmeyecek çok zaten. Çok korkuyorum. Orduya gelmiştik, kaçırdık onu. sadece Gökçe değil, bir müzisyenimiz daha var. Gigi Datome'de çalıyor, söylüyor, evet. Canti. Şarkı söylemesem daha iyi olur galiba yok, diyor. Yok, şarkı söylemiyoruz ama neler çalıyor? Gitar çalıyor öyle zannediyor. Cosa tocchi, che instrumenti? Gitarım. Evet, gitar çalıyor. Türkiye'den dinlediği kimseler var mı? Türk şarkıcılardan kimleri beğeniyor? Conosci qualcuno delle canzoni della Turchia o degli cantanti? Bekle dedi gitti. Bekle dedi gitti söyleyen kişi. Bekle dedi. Duman'ın solistini Duman seviyor. Duman. Questo mi ricordo perché ho trovato. Güzel şarkı. Çalmayı çalmıştım kendim, o yüzden onu biliyor mu? Bu çalanı biliyor mu? Evet, daha fazla rezil olmadan uzatmayalım anladığım kadarıyla. Bilmiyor. Bizim Gigi Datome'ye ufak bir hediyemiz olacak. Kendisi gitar çalıyor ama 3 senelik bir sözleşme mi yaptı yeni şeyle, Fenerbahçe'yle? Continua Fenerbahçe per 3 anni adesso. 3 anni di più. Questo e altri 2. Evet, bundan sonra 2 senem daha olacak Fenerbahçe'de. Madem 2 senesi daha olacak, Türkiye'de kalacak, gitar da çalmayı biliyor. Biz ona bir saz hediye ediyoruz. Instrumento turco.
Erkan abi. Erkan abi. Olmuş. Bırakılmış basketbolu deli gibi çalıp falan böyle konserden monserden falan filan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.